Bir önceki videoda Px polinomunu ilk haline göre çok daha basit bir şekilde ifade etmeyi başarmış ama köklerini bulmak konusunda pek de yol kat edememiştik değil mi? 47. dereceden bir polinomu 1. dereceden ve 23. dereceden bir polinomun karesinin çarpımı olarak yazmıştık ama sorunu çözmemizi sağlayacak kökleri henüz bulmamıştık. Şimdi buradaki mavi kısımda yani polinomun 0'dan 23'e kadar tüm derecelerinin toplamı olarak ifade ettiğimiz kısımda başka bir aydınlanma anı yaşayacağız. Aydınlanma anımız ortak oran x'i sonlu bir geometrik seri olarak düşünmekten geçecek. Daha önceki videolardan sonlu geometrik bir serinin toplamını nasıl bulduğumuzu da hatırlıyor olmalısınız. Ve şimdi de buna çok benzeyen bir yöntemle bunu sadeleştirip köklerini bulmaya çalışacağız. Öncelikle buna S adını verelim. Evet, şuraya not edeyim S x üzeri 23 artı x üzeri 22 artı bu şekilde x artı 1'e kadar devam ediyor. Evet, bu kısma bundan sonra s diyeceğiz. Şimdi s'yi x ile çarpalım. x çarpı s. Bir saniye, şu şekilde yazarsam işimiz daha kolay olabilir. Biraz karışık olacak ama şuraya sıkıştırmaya çalışacağım vazgeçtim. Buraya yazayım. Evet, x çarpı s. Çok özür dileyerek burada kendime biraz daha fazla yer bırakmak için bunu bir kere daha silip baştan yazacağım. Ee, x çarpı s eşittir. x üzeri 23 çarpı x, x üzeri 24. x üzeri 22 çarpı x, x üzeri 23. Evet, x üzeri 23. x ile x üzeri 21'i çarptığımızda x üzeri 22'yi elde edeceğiz. Bu şekilde devam edip x ile x'i çarpınca x kare ve nihayet x ile 1'i çarpınca da x elde edeceğiz. Şimdi de bundan bunu çıkaracağız. Hadi bakalım. Sol tarafta s eksi x çarpı s. Sağ tarafta da, şimdi dikkat edin, bunlar birbirini götürüyor olacak, öyle değil mi? Bunlar da, bunlar da, derken 1'e kadar geleceğiz ve geriye 1 eksi x üzeri 24 kalacak. İki tarafı da eksi 1 ile çarparsak, ilerlememiz daha kolay olur. Evet, iki tarafı da eksi 1 ile çarpınca, x çarpı s eksi s eşittir x üzeri 24 eksi 1 elde ederiz. Burayı s parantezine alalım. Evet, şuraya yazayım. s çarpı x eksi 1 eşittir x üzeri 24 eksi 1. Ve buradan s'yi yani toplamı da x üzeri 24 eksi 1 bölü x eksi 1 olarak buluruz. İşte şimdi buradaki mavi kısmın yerine bunu yani x üzeri 24 eksi 1 bölü x eksi 1'i kullanabiliriz. Bu noktada bu sorunu çözmek için bu polinomun karelerinde karmaşık kısımlar olan kökleri bulmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Köklerden birinin sıfır olduğunu biliyoruz. Nasıl mı? Bunu sıfıra eşitlersek, x sıfır olur da ondan. Sıfırın karesi yine sıfırdır ve karmaşık bir kısmı da yoktur. Bu yüzden çok da önemli değil aslında. Evet, problem için önemli olan bir başka nokta, çift köklerle işimizin olmadığı. Peki, sorunu bir kez daha okuyalım mı? Bu polinomun birkaç tane çift kökü olacak, öyle değil mi? Polinomun bu kısmından sadece 23 tane ayrık kök gelecek. Bunu z1, z2, zr'nin ayrık sıfırlar olmasından anlıyoruz. Ayrık sıfırlar, anlaştık mı? Bu yüzden de bu 23 ayrık kökü aradığımızı eklemek istiyorum. Bu 23... 3 sıfırı 2 kere düşünüp imajiner kısımlarını da iki defa eklemeyeceğiz. Px'in yerine mesela Qx, evet Qx diyelim. Bize Qx'in yani parantez içindeki bu x üzeri 23 artı x üzeri 22 ile başlayıp x kare artı x artı 1'e kadar devam eden bu kısmın kökleri lazım. Bunun karesinin alınmış olması köklerin sayısını 2'ye katlıyor ama biz ayrık köklerle ilgileniyoruz. Evet, bize buradaki ifadenin köklerinin karelerinin imajiner kısımlarının mutlak değerinin toplamı lazım. Az önce bunun buna eşit olduğunu bulmuştuk. Hatta bir saniye qx'i bu şekilde değil de bu çarpı x eksi 1 olarak tanımlayabiliriz öyle değil mi böyle yapalım Şimdi qx'in, px'in işimize yarayacak olan tüm köklerine sahip olacağını söyleyebiliriz. Buna ek olarak qx'in köklerinden biri de buradaki köklerden biri değil ama 1 olacak. Buraya x eşittir 1 koyarsanız 24 elde edersiniz. 0 değil ama bunun köklerini bulmak daha kolay. Eğer nedenini merak ediyorsanız sarıyla yazdığım kısım x üzeri 24 eksi 1 bölü x eksi 1'e eşit çarpı x eksi 1'i de unutmayalım. Buradan x üzeri 24 eksi 1 elde ederiz. Şimdi problemi ne kadar sadeleştirdiğimizin farkındasınız artık değil mi? İşimize yarayacak kökler bunun x eşittir 1 dışındaki kökleri. x eksi 1'i durumu daha kullanışlı hale getirmek için eklemiştik. Evet bunun kökleriyle bunun kökleri x eşittir 1 dışında aynı kökler. Son defa ihtiyacımız olan köklerin bu polinomun bir dışındaki kökleri olduğunu söylemek istiyorum. Ve farkındaysanız, tamam belki çok da kolay değil ama bu polinomun köklerini bulmak, bunun köklerini bulmaktan çok 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 daha kolay. Şimdi, bunu sıfıra eşitlersek, iki tarafa da 1 ekleyelim. x üzeri 24 eşittir 1 buluruz. Bunun 24 tane kökü olacak ve köklerden biri de 1 bir olduğuna göre bize bir olmayan diğer 23 kök lazım değil mi? Sonra da karelerini alıp imajiner kısımlarının mutlak değerleriyle ilgileneceğiz. Kısacası birin 24 tane köküne ihtiyacımız var ama bu köklerden biri olan birin kendisini kullanmayacağız. Şimdi biraz düşünelim. Bunun için karmaşık düzlemede ihtiyacımız olacağını belirtmeliyim. Küçük küçük bir tekrar olması adına birin 24. kuvvetten kökünü nasıl buluruz? Bu arada biri farklı bir şekilde yazabileceğimizi biliyorsunuz değil mi? Şuraya hemen hemen karmaşık düzlemi bir çizelim. Bu gerçek eksen, bu da imajiner eksen olsun. Bir ise tam olarak burada. Sadece gerçek kısmı var, o da bir. Ama az önce de söylediğim gibi bunu farklı bir şekilde de yazabiliriz. Mesela e üzeri i çarpı 0. Bu e üzeri 0'dan 1 eder. Ya da eğer işin içinde radyanlar varsa buna 2 pi ekleyebiliriz. 1 eşittir e üzeri i çarpı 0 o da eşittir e üzeri 2 pi çarpı i ve 2 pi eklemeye devam edebiliriz. Neden diyecek olursanız 2 pi eklediğimizde karmaşık düzlemin etrafında tam bir tur atmış oluruz ve aynı yere geliriz de ondan. 2 pi daha bir tur daha. Evet, bu aynı zamanda e üzeri 4 pi çarpı i, e üzeri 6 pi çarpı i, e üzeri 8 pi çarpı i'ye de eşit. Nereye varmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Eğer 24 tane kök bulmak istiyorsak bunların hepsinin 1 bölü 24. kuvvetini almamız yeterlidir. Evet bunu 24'e böleceğiz. Bunu, bunu, bunu ve bunu da işte bu şekilde devam edeceğiz. Peki buradaki birinci kök nedir diye sorarsam ne cevap verirsiniz? E üzeri 0 bölü 24 yani E üzeri 0 yani 1. Bu kökü hesaba katmayacağız. Çünkü bunu sadeleştirmek için qx'e biz eklemiştik. Buradaki kök nedir? Bir bakalım. e üzeri pi bölü 12 i. Bunun kosinüs pi bölü 12 bu gerçek kısmı artı i çarpı sinüs pi bölü 12. Bu da imajiner kısmı. Evet buna eşit olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu sayıyı görmek isterseniz pi bölü 12'lik yani 15 derecelik bir açı çizmemiz lazım. İşte bu şekilde. İşimize yarayacak köklerden biri bu. Peki. Peki bu ne olur? Pi bölü 6 yani bu açının tam 2 katı olacak öyle değil mi? Bu bu şekilde. Bu kökte köklerin aralarında pi bölü 12 olduğunu fark ettiniz değil mi? Bu da pi bölü 4 olacak. Şu şekilde çizeyim. 45 derece. Evet işte tam olarak böyle. Köklerin hepsinin bunun katları bir saniye katları değil bunun kuvvetleri olduğunu görüyorsunuz değil mi? Dereceyi her seferinde pi bölü 12 kadar arttırıyoruz. Bu arada bunların karelerinin imajiner kısımlarını aradığımızı da hatırlıyor olmalısınız. İsterseniz öncelikle işimize arayacak olan köklerin hangileri olduğunu düşünelim. Buraya bir birim çember çizip bunu 24 eşit parçaya ayırabiliriz. Hemen çiziyorum. Bu grafiği çok doldurmamak için bir tane daha çizeceğim. Evet. Aslına bakarsanız bu video oldukça uzun olmuş. Bir sonrakinde devam edelim mi ne dersiniz? Ama önce şu birim çemberi çizeyim. Hepsinin büyüklüğü 1 olacak. İşte böyle köklerden biri 1. 24 tane kök olacağı için bunu 24 eşit parçaya ayırabiliriz. Burada 4 parça olacak. E, ve her parçada da 6 kök. 1, pi bölü 12, 2 pi bölü 12 pi bölü 4 bu bunun, bu da bunun simetri olacak. Doğru oluyor mu? Bakıyorum, evet. Sonra da pi bölü 2. Bu şekilde devam edeceğim ama bu yeni bir şey olduğu için isterseniz bir sonraki videoda devam edelim. Çünkü acele edip kafanızı karıştırmak istemiyorum.